Sen de! Şişelerle yetmedi de, şimdi de fıçıyla mı almaya başladın, ha? Allah rızkımızı denizden nasip etmiş, fıçıyı avlanırken buldum. İnşallah içinden eski şarap çıkar da doya doya içerim. İnşallah içinden zehir çıkar da bir yudum dahi içemezsin. Hanım! Hanım! Yine ne var? Define mi buldun? Buldum! Gel, gel bak ne var! Aa! Aman yarabbim! Gördün mü demek ki zehir değil, bir melekmiş! Koy şuraya, hadi! İçirelim şu suyu! İşte ulu tanrım! Beklediğimiz meleği nihayet bize gönderdi. Çok şükür. Hanım, yaşıyor, ya, yaşıyor. Yaşıyor. Ya Rab, bana bir kız çocuğu verdiğin için sana şükürler olsun. Ah, bir de lekesi var. Oo. Oh güzelim. Canım benim. Tut hele sen şunu, ha. Çocuğu içeri götürelim. Yazıyor, buyur abi, yazıyor, havadisleri yazıyor, dün akşamki feci motor kazasını yazıyor. Buyur kardeşim, yazıyor havadisleri. Dünkü fırtınada Yalova açıklarında hususi bir motor batmış ve içinde bulunanların hepsi boğulmuşlardır. Boğulanlar arasında ancak bir karı kocanın cesedi bulunmuş olup isimleri şunlardır. Ne zamandan beri bir çocuk istemiyor muydunuz? Demek Allah kalbinize göre vermiş. Öyle, öyle ama bir haftadır yavrucak konuşamıyor. Dili mi tutulmuştu, neydi? Hadi şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Seher, Seher kızım! Efendim babacığım. Annen nerede? İçeride temizlik yapıyor. Seni çok seviyor musun sen? Dünyalar kadar babacığım. Oh yavrum, aferin sana. Hadi babana bir oyun oyna da göreyim. Peki. Hiç bazı güzel sev var ise akli şuurum, dünya var imiş yok imiş ne umuru? Maşallah Salih Bey, baba kız karşılıklı geçmiş, oyun oynuyorlar. Bir bu eksikti. Azarlama hanım! Hanım, üç çocuğun nüfus işi ne oldu? Allah razı olsun muhtardan, nüfus işini tamamladı. İsmini de nüfusa geçirdik. Öyleyse bu mutlu günün şerefine üç kilo şarap az gelir bana. Yo olmaz, fıçısına girsen daha iyi olur efendi. Ver yavrum annem. Muazzez hanım, şu hakkınızı alın. Belki ben geç gelirim. Teşekkür ederim Beyciğim, çok teşekkür ederim. Gel Muazzez Hanım, şu benim sözümü tut, Seher'i bize ver.
Kıza yazık olacak. Ona iyi bir istikbal hazırlarsak sizin için de iyidir. İmkanı yok beyciğim. Bizim Salih onu öz kızı gibi sever. Kaç defa söyledim, ısrar etme diyor. Sen gene benim teklifimi baba Salih'e aç. Belki razı olur. Allah yıllardan sonra bize nur topu gibi bir evlat nasip etsin. Onu da Asım Bey'e verelim. Sen delirdin mi hanım? Benden sana söylemesin. Olmaz, olmaz. Karar yine senin. Sen nasıl istersen. Seherim için söz istemem. Hadi. Allah hayırlı kısmetler versin. Baba! Babacığım, ne olursun bugün denize gitme. Gitme olur mu babacığım? Gitme, gitme! Ben balığa çıkmasam kim sana çikolata getirecek? Hadi sen annenle kahvaltını yap bakayım. Rastgele efendi. Güle güle babacığım, rastgele. Eyvallah, eyvallah. Hayrola, ne oldu? Bir kaza mı yoksa? Çabuk söyle! Birdenbire bir fırtınadır koptu. Ne olduğunu anlayamadan ötemizde balık avlayan Salih babayı dalgalar aldı götürdü. İki kişi olmasaydı biz de aynı şeye uğrayacaktık. Fakat birimizden de endişeydi. Salih! 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 Anne! Anneciğim! Niye ağlıyorsun anneciğim? Babam gelmeyecek mi artık? Yoksa hiç mi gelmeyecek? Kaderde bu da varmış. Gözlerini kapa, denizi dinle. Eğer inliyorsa beraber inle. Ve yalvarıyorsa birlikte yalvar. Eğer gülüyorsa durma gül. Sen de. Sanma dalgalarda hisli bir ruh var. İnleyen de senin gönlün, gülen de. İşte getirdim. Gözüm gibi sevdiğim evimin ışığı seherimi. Size evlatlık olarak vermeye mecburum. Artık onun istikbali sizin merhametli kalbinize bağlı. Baba Salih'e çok üzüldüm Muadiz Hanım. Allah rahmet eylesin. Seher için hiç merak etmeyin. Ona öz kızım gibi bakacağım. Allah sizden razı olsun. Ona iyi bakacağınızdan eminim. Seher kızım, bundan sonra evin burası olacak. Ben baban, bu da annen olacak. Bir de kardeşim var ya, onunla güzel güzel oynarsın, olur mu? Anne! 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 Anneciğim! Anneciğim! Seher! Anneciğim beni de al, beni burada bırakma anneciğim! Ben yine geleceğim. Sen üzülme. Orhan! Orhan! Buyur babacığım. Koş Seher'le oyna. Sofrayı 4 kişilik hazırla. Bundan sonra Seher burada kalacak. Bana da sosunu gönder. Kasabaya göndereceğim. Bak efendim. Size o kadar alıştım ki. Beni burada bırakmakla.
ikinci defa öksüz kalıyorum. Yavrum, ne yapalım? Senin ve benim kaderim buymuş Seher. Uslu otur, yaramazlık yapma sakın. Seni Allah'a emanet ediyorum. Al atmadık evladım. Beni de al. Ne olursun anneciğim, beni de al. Yalvarırım, beni burada bırakma. Ben sensiz yaşayamam. Anne! Anne! Beni de al anneciğim. Beni de al anneciğim. Hadi aşk, ağlama. Ağlama kardeşim. Annem babam seni de sevecekler. Gel bahçede oynayalım. Hadi. Kuşu atayım deyken deve kuşuna rast geldi abiciğim. Tahta kurusu gibi ezeceğim seni, elimden kurtulamazsın. Ne oluyor? Gel kabadayıysan, Mosteyan'a iki yumruk ataysam tayyayı binmeden Paris'e gidersin. Bana mı? Ne yapıyorsunuz burada? Hiç karıcığım, Beberuh ile şakalaşıyoruz. Hadi şakanın sırası değil, beyefendi bekliyor. Eğer yumruğun kuvvetliyse fiyakanı bana göster, hadi bakalım. Yürü! Beni emretmişsiniz efendim. Evet. Bunu postaya atacaksın. Peki. Sonra... Ticaret Bankası'ndan da bu çeki tahsil edeceksin. Olur. Sakın hanımın ilaçlarını da unutma. Baş üstüne efendim. Hadi sen de yemeği hazırla. Baş üstüne efendim. Aslanlar! De! Ne olur yapmayın! Bu inadı şetaret bacıdan mı öğrendiniz? 160 kilo vücudumla ben kasabaya nasıl giderim? A bakayım! Hadi bakayım, tatlı yiyin, tatlı koşun! Şimdi gönlünüz oldu mu? Şekerimi yediniz, bir de kalleşlik edip beni bırakıyorsunuz! Bu erkeklik mi bu yaptığınız? Dur! Durun diyorum! Dur! Durun! Nereye gidiyorsunuz? Durun! Durun! Vay yaramazlar! Babanız ikinize de oyuncaklar almış. Eğer yaramazlık atmazsanız oyuncaklarınızı veririm. Biz veriyoruz. Peki, alın öyleyse. Hadi gidelim Orhan. Salih babanın kayığını tamir ettirip kullanırsınız. Ayda bir miktar da kira verirsiniz. Kira için hiç merak etme abla. Yoksul olmasam kira da istemem. Olur mu öyle şey? Dikkat et! Aa, buraya dur! Dur, ben vuracağım. Yavaş ol! Kör müsün? Hadi bakayım eve! Çocukların oyununu bozma hanım. Sen de bir daha onunla oynama. Anladın mı? Yavaş ol! Çayımı dökeceksin! Affedersin sanımcığım. Anneciğim diyecektim. Şunu kafana koy, ben senin annen değilim. Anlaşıldı mı? Peki hanımcığım.
Anneciğim, seyirini için azarlıyorsunuz? Sen karışma, içeri git dersine çalış. Cici kuşum, güzel cici kuşum. Bak ben geldim. Sana Allah'a ısmarladık demeye geldim. Ben yetimim, beni sevmiyorlar. Anne, babam... Yok da onun için sevmiyorlar. Sana cici kuş, bana da burada yetim diyorlar. Cici kuşum, senden nasıl ayrılacağım bilmiyorum. Orhan da beni sevmiyor. Allah'a ısmarladık cici kuşum. Allah'a ısmarladık. Pencereden kar geliyor. Aman anne, gurbet bana zor Herkesin kan
İki sene sonra ziraat fakültesini bitirip seninle bir yuva kurmak istiyorum. Annem buna razı olmaz ki oğlum. Aşk ferman dinlerim. Kararım katidir. Annemi razı edeceğimden eminim. Göreceksin, ne kadar mesut olacağım. İkisi de meydanda yok. Ben biliyordum başıma geleceği. Korkuyorum, bu kız Orhancığımın istikbalini mahvedecek. Seher iyi kızdır hanımcığım. Hepiniz onu müdafaa ediyorsunuz. Büyülemiş sizi. Sen bana karşıdan yeni kahya Mahmut'u çağır. Mahmut kahya, Mahmut kahya! Bak hanımefendi seni istiyor. Orhan, tatilinin bitmesini hiç istemiyorum. Sen gittikten sonra bilsen ne kadar yalnız kalacağım. Hayatta hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Seni ebediyen seveceğim. Evleneceğiz. Orhan, bir bakalım çocuğumuz olacak mı, olmayacak mı? Olacak, olmayacak. Olacak, olmayacak. Olacak, olmayacak. Olacak, olmayacak. Olacak. Sen bizi biraz yalnız bırak şekerlik bacım. Baş üstüne hanımcığım, gideyim. Orhan'la Seher geldiler mi? Kıra gittiler. Hala da meydanda yoklar efendim. Bak Mahmut efendi, bu çiftlikte benim sözüm geçer. Oğlumla o kızın vaziyetlerini beğenmiyorum. Onları yakından takip edeceksin. Takip ettiğini de hiçbir zaman belli etmeyeceksin, anladın mı? Baş üstüne. Orhan iki sene sonra ziraat fakültesini bitiriyor. Seher de bu sene liseyi bitirdi. Ona da yüksek tahsil yaptırırsam gözüm açık gitmeyecek. Sen delirdin mi bey? Lise tahsili ona çok bile. Zaten ben şimdiden onun hareketlerini beğenmiyorum. Yeni kahyanın anlattıkları doğru. Oğlumun istikbali şimdiden mahvolmuş sayılır. Her ikisini de adım adım takip ettiriyorum. Hanımefendi, ben yeni kahyanın gözlerini hiç beğenmiyorum. Sen her şeye karışma. Baş üstüne efendim. Bak hala meydanda yoklar. Hah, işte geliyorlar. Hoş geldiniz çocuklar. Oturun bakalım. Çaya yetiştiniz. Öpeyim anneciğim. Öpeyim. Sabahtan beri neredeydiniz? Yine başlama anneciğim. Hadi Seher, otur da çayını iç kızım. Elbisemi değiştirip şimdi gelirim babacığım. Hanım, çocukların zevkini kaçırıp akşam çayını zehir ettin. Oğlum Orhan, Seher'le bu yakınlığını beğenmiyorum. Onun yanımızda bir evlatlık olduğunu unutma. Nedense Seher'e hakaret etmekten zevk duyuyorsunuz. Babam gibi biraz makul olursanız Allah'ın sevdiği daha iyi bir anne olabilirsiniz. Beğenmiyorum yaptığını hanım. Yolculuk nereden? He? Çarşıdan geliyoruz. Ayol, Seher sana varır mı hiç? Karası ne köprüye konar? Konca gün Seher sana tenezzül eder mi? Hanım söz verdi. Seher'i mutlak bana verecek. Ay, güleyim de yabana gitmesin. Avucunu yala ayol. Tin tin tinimin hanım, tin tin tinimin hanım, yüz belki istiyor canım, yüz belki istiyor canım, tin tin tinimin hanım, tin tin. Tutun bakayım. Yayın şöyle. Hadi çocuklar, ben sofrayı hazırlayıncaya kadar siz de şöyle bir sandal gezintisi yapın. Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende.
çırpınarak gizli kemenden. Kız sandalı kalbim gibi oynatma dümenden. Kız sandalı kalbim gibi oynatma dümenden. Ram oldu deniz kollarıma aşk ile bende. Ram oldu deniz kollarıma aşk ile bende. Gel sandalı kalbim gibi oynatma dümenden. Gel sandalı kalbim gibi oynatma dümenden. Oynak sesinin aksile can verdi uzaklar. Oynak sesinin aksile can verdi uzaklar. Her kuytu bugün kahkahanın yadını saklar. Her kuytu bugün kahkahanın yadını saklar. Nefesler beni onlar yakacaklar. Hülyalı nefesler beni onlar yakacaklar. Oynatma güzel sandalı oynatma dümenden. Oynatma güzel sandalı oynatma dümenden. Geliyor. Şimdi siz bekleyin. Ben karnımı doyurdum. Yüzmeye gidiyorum. Aman Tosuncuğum, denizi taşırma. Balıkları korkutma. Ali balığı gibi yüzeyim de görür. Hakkınızı helal edin. Dün ben doktordayken plaja gitmişsiniz. Seher'le alakanın derecesini öğrenmek istiyorum. Anneciğim, gene mi Seher lafı? Bu masum kızdan ne istiyorsunuz bilmem ki. Celepler gelmiş hanım. Hadi gidelim Orhan. Küçük Bey'i bekliyorsun değil mi? Küçük Bey. Onu artık unutman lazım. Sen benim olacaksın. Sen kim oluyorsun koca budala? Çekil yolumdan. Hayat yolum üzerinde bir kara çalı gibi durma. Dişi parti icabında erkeğine meydan okunmuş. Seher. Ne var? Niye ağlıyorsun? Çiftliğe celepler gelmiş. İşim vardı. Onun için denize gelemedim. Fakülteyi bitirmene 2 sene var. Yarın da İzmir'e hareket edeceksin. Beni kendi yüzlerden kim muhafaza edecek diye düşünüyorum. Sen merak etme. Senin ebedi müdafiin ben olacağım. 2 sene o kadar çabuk geçer ki Seher. 2 sene. Dile kolay geliyor. Halbuki seven kalp için 2 asır kadar uzun. Sen üzülme Seher. Karanlık gecelerin güneşli gündüzleri vardır. Seni seviyorum. Bana inanmanı istiyorum. Aşk dolu kalp ruhumuzun sesidir. Gülen gözler istikbalimizin bekçisi. Seviyorum. Seviyorum seni Seher.
Öpeyim anneciğim. Bizi mektupsuz bırakma evladım. Hepinize ayrı ayrı yazarım. De. Şeytaret bacı. Orhan sözünde durmazsa ben mahvolurum. Benim bildiğim Orhan senden muhakkak bir yuva kuracaktır. Sen üzülme küçük hanımcığım. Buyursunlar Orhan Bey. Geleceğimi telle bildirmiştim teyze hanım. Evet Orhan Beyciğim. Hoş geldiniz. Buyurun. Size bahsettiğim ortaokuldan beri kiracım Orhan Bey. Tanıştığımıza memnun oldum. Yeni kiracım avukat Suat Bey. Ben de memnun oldum efendim. Müsaadenizle ben biraz yorgunum. İstirahat edeceğim. Hay hay. Arabada valizlerim var. Aldırıverin teyze hanım. Siz istirahatinize bakın Orhan Bey. Ben meşgul olurum. Haber gönderdiniz mi? Kahya'yla gönderdim efendim. Beni emretmişsiniz hanımefendi. Hanımefendi ütü yaparken birdenbire bayıldı da. Bakayım efendim. Bir sandalye verin. Şöyle biraz kalkın efendim. Nefes alın. Yatın, yatın. Hoşçakalın. Beyefendiye hürmetler. İstemem artık. Yarından tezi yok, bu çiftlikten gene balıkçı kulübesine gidecek. Şeytaret, bavulunu hazırla. Hadi ya.
Ben olacağım. İki sene o kadar çabuk geçer ki Seher. İki sene. Dile kolay gelir. Halbuki seven kalp için iki asır kadar uzun. Sen üzülme Seher. Karanlık gecelerin güneşli gündüzleri vardır. Seni seviyorum. Bana inanmanı istiyorum. Aşk dolu kalp ruhumuzun sesidir. Gülen gözler istikbalimizin bekçisi. Seviyorum. Seviyorum seni Seher. İstikbalimiz için yaşamak lazım. Yaşamamız lazım. Seher. Çiftlikten kovdular beni, sana bakacak yüzüm kalmadı. Allah büyüktür yavrum. O daima masumların koruyucusudur. Sen üzülme. Saçımı süpürge eder, yine sana bakarım. Taksirata boyun eğmek gerek. İyi günler ileride. Gün doğmadan neler doğar. Zavallı Seherciğimin başına ne geldiyse hep bu uğursuz kahyadan gelmiştir. Hanım, bu adama cennetten çıkma bir sopa çekmek istiyorum, istiyorum ama dur bakalım. Ben Ali Reis'e gidiyorum. Sandalın kirasını 3 aydır vermedi. Sen gelinceye kadar ben de yemeği hazırlarım. Merhaba oğul. Merhaba. Nasılsın Muazzez teyze? Nasıl olacağım oğul? Bildiğin gibi işte. Şu balıkçı Ali Reis 3 aydır sandal kirasını vermedi de onu almaya gidiyorum. Sen şu 50 liriyi al da bir derdini gör. Bu kaçıncı oğul? Nasıl ödeyeceğim bu paraları sana? Sana bu paraları ödeyesin diye vermiyorum. İnsanlık ne güne duruyor. Allah razı olsun senden. Sen gene git bir defa iste. Eğer vermezse ben ona yapacağımı bilirim. Hadi Allah'a. Sağ ol evladım. Gönlün ne zaman olacak diye bekliyorum. Bir adım yaklaşırsan kafana yersin. Sana ve çocuğuna baksın diye annene 6 aydır para veriyorum. Onun için benim olacaksın. Yarın akşam geleceğim, hazır ol. Muazzez ablanın sandal kirasını 3 aydır vermemişsin. Sana ne oluyor? He? Bana mı ne oluyor? Onlara ben bakıyorum. Yakında da Seher benim olacak. Her şeyleri benden sorulur. Anlaşıldı mı? Alacağı olan kendi gelsin, hadi git işine. Öyle mi? Çekilin, ayırın şunları ya, ayırın ya! Abi bırak ya, bırak! Durun bakayım, durun!
Durun! Çekilin şöyle! Ne? Çekilin! Sen, dur bakayım! Bırak! Ah seni! Sen de gel bakayım şöyle! Sen misin? Bu Allah kahretsin! Lan! Gel! Dur be, zıp çıktı! Ne oluyor ya? Gel şöyle. Hadi oturun, kazık gibi dikilmeyin. Kahveci! Kahveci! Buyur Tosun abi! Bu dayağın üzerine yap bize iki demli bak çay! Üstüne. Biri capçaplı olsun! Yalvarırım Şetaret bacı, beni bu kahyanın elinden kurtar! Bana sarkıntılık ediyor! Sarkıntılık mı ediyor? Bu akşam geleceğini söyledi! Acaba ne yapsam ki? Bu akşam da annem evde yok, yalnız korkuyorum! Dur sen! Ben ona bu akşam bir Ali Cengiz oyunu oynayayım da görsün! Hayrola Şetaret bacı, nereden? Seherden geliyorum. Anası çamaşıra gitmiş, bu akşam da gelmeyecekmiş. Hazır fırsat eline düşmüşken bu fırsatı kaçırma. Eve geç kaldınız. Kalkmayacak mısınız? Kalkıyorum. Nihayet kalkabildin. Günaydın Orhan Bey. Günaydın. Bu sabah hiç iyi değilim. Ne var? Ne oldu? Hayırdır inşallah. Çok kötü bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Rüyamda yeni aldığımız kahya tabancasını sehere doğru çevirdi ve ateş etti. Bu anda kan ter içinde yataktan fırladım. Rüya terstir derler. Sen seheri çok sevdiğin için rüyayı öyle gördün. Merak etme. Hiçbir şey olmamıştır. Annem her nedense küçükten beri beraber büyüdüğümüz Seher'i sevmez. Onu Kahya ile evlendirmeyi de düşünüyordu. Bunun için canım sıkıldı. Adeta sahiymiş gibi geliyor bana. Bu sefer elinden kurtulamazsın Seher. Aman Allah'ım! Şetaret bacı! Seni gibi kara sinek kılıklı herif seni! Kopar! Oh benim tonton bacıcığım, dünyanın en iyi insanısın! Beni kurtardın bu canavarın elinden! Artık korkma, seni rahatsız etmez! Ne var? Ne oldu sana? O ahlaksız kahya gene geldi. Eğer Şetaret bacı olmasaydı, halim ne olurdu? Bir daha çamaşıra giderken ben de senden geleyim. Çünkü her yokluğunu fırsat biliyor. Vay alçak adam. Demek paraları fena maksatla veriyormuş. Allah onun cezasını versin. Hadi kızım. Yemeğimizi yiyelim. Sen üzülme. Korkma. Sayın müşterilerimiz, şimdi sizlere gazinomuzun şahane dansözü papatyayı takdim ediyoruz.
bak, aman aman aman. Gönüle bilsen babam ne kadar memnun olacak. Hem bir iki gün dinlenmiş olurum. Seher'le evlenme işinde de yardımın olur. Annemi razı edersin. Hadi gitmemizin şerefine. Şimdi de saygıdeğer müşterilerimiz, güzel sesiyle sizleri tesir edecek olan gazinomuzun çok kıymetli halk türküleri okuyucusu Mualla Yener huzurunuzda. Mardin yaşam olur, leyley, 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 leyley canım. Mardin toplaşan olur, dimidir ben olur. Buralardan yakalan, bunda kaverem olur. Leyley, 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 leyley canım. Kapı taşları leyley, 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 leyley canım. Armudun ağaçları, ben bugün yarı gördüm. Kıvır kıvır saçları leyley, 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 leyley canım. Buyurun efendim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. İşte geldiler, hoş geldiniz çocuklar. Öpeyim anneciğim. Öpeyim babacığım. Sağ ol oğlum. Annem, babam, arkadaşım avukat Suat. Müşerref oldum. Oğlum Orhan, mektuplarında sizden bahsederdi. Gelişinize memnun oldum. Seher nerede anne? Söyletme beni arkadaşının yanında. Söyle anne. Arkadaşımdan hiçbir gizlim yok. Onu kovduğum gün 4 aylık hamileydi. Hanım bırak şimdi bu acı sözleri. Peki şimdi nerede? Nerede olacak? Balıkçı kulübesinde eski hayatına kavuştu. Bana bir dakika müsaade. Beni bekleyen bir sürü iş var. Üstüme değişir hemen gelirim. Ne olur Suat Bey, onu yalnız bırakmayın. Bir delilik yapacağından korkuyorum. Siz merak etmeyin. Seher'i kovmakla hata ettin. Yoktur aman anam aman.
babamın haberi yoktur, aman aman haberi yoktur. Sağdan sola dönemem, ola zırabım kayıp çoktur, aman aman yetişemem imzada. Vallahi yar beni harap et. Anam, anam, garip aman. Oh, 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 oh. Aman doktorlar bana dedi, döner sık çaren yoktur, aman anam aman. Döneceğim doktor beni bela, takatım yoktur, aman aman. Garip aman, gönder beni sılama, valla burada çekim hem yoktur, aman aman yetişemem imzada. Valla yar beni harap et, anam, anam, garip aman. Geceler yarim oldu, anam, anam, garibem. Ağlamak yarim oldu, anam, anam, garibem. Tosun, Orhan bu kızı bu kadar çok seviyordu da niçin annesi razı olmuyor? Güya denizde bulunduğu için soyu sopu belli değilmiş. Balıkçı Salih Ağa bundan 15-16 sene evvel bir gün balığa çıkmış. Avlanırken 6 yaşındaki Seher'i bir fıçın içinde bulmuş. Evine getirmiş. Güya bir motor kazası olmuş da Seher denize atılmış. Salih Ağa ölünce de bizim bey Seher'i evlatlık alıp büyütmüş. İşte böyle Suat Bey. Ya demek soysuz değil. Bir motor kazası ha? Evvel böyle değildim, anam, anam, garibem. Sebebim zalim oldu, anam, anam, garibem. Şimdi cici çocuk oldun, dur sana havlu getireyim. Sevgilin İstanbul'dan geldi. Onun değil, benim olacaksın. Derhal buradan çık! Ölürüm de gene senin olmam! İmdat! İmdat! Kuru gürültüye papuç bırakacak değilim. İmdat! Gel! Gel! Canhar köpek! Ah!
Seher. Seher'im benim. Yavrum sana emanet. Ona iyi bak. Orhan, kardeşim ne oldu? Dur Kaya! Senin kuşunun tosuna işlemez! Seni gidi leş kargası seni! Şimdi biraz adalete hesap ver de gözün açılsın! Bak abin geldi Seher! Seni lekenden tanıdım! Aç gözlerini! Artık hayatta yalnız değilsin! Orhan, ben artık kurtuluyorum! Anneme babama kavuşuyorum! İşte bakın onların hayalini görüyorum! Beni motora çağırıyorlar! Yavrumun talihi bana benzemesin! Yavrumu size... Size... Yavrum! Suat, kardeşim! İşte sana bahsettiğim... Balıkçı kulübesinin talihsiz kızı Seher! Fakat neye yarar? Artık her şey bitti! Elimizden ne gelir ki? Evet! Onu ebediyen kaybettim! Metin ol! Allah'ın kanunları ruhlarımızın istikametidir. Evet Suat, ona hiçbir şey değiştiremez. Doğru. Gel yavrum, gel benim talihsiz yavrum. Orhan! Orhan ne oldu? Annemin istediği oldu. Bunu siz arzu ettiniz. Orhan! Orhan! Seher! Seher'im yavrum, talihsiz yavrum benim. Aç gözlerini! Aç gözlerini! Fena ruhumla bu iki masum gencin ölümüne sebep oldum. Allah da senden bu çocukların intikamını alsın. İnşallah tez günde senin de mezarın kazılsın. Ben Seher'imin biricik yadigarını da bağrıma basıp büyütürüm. Acuze kadın, paranla kalpleri zincir vurmaya kalktın. O facianın yegane mesulü ben olduğumu düşündükçe vicdan azabı çekiyorum. Karşınızda utanıyorum. Artık elimizden ne gelir? Olmuşu geri çeviremeyiz. Ailem namına sizden af diliyorum. Onların temiz aşkları karşısında hürmetle eğilmeliyiz. Seherim. Yavrum. Bir tanem, hayatını doyamadan gitti. Sebep olan sebepsiz kal. Benim temiz kalpli oğlanım. Ver bana. Gel benim talihsiz yavrum. Sizin evlatlık diye kıymet vermediğiniz şu talihsiz kız, bir motor kazasında anne ve babamla birlikte kaybettiğimi zannettiğim biricik kız kardeşim, onu şimdi anlıyorum kardeşim. Gel Hasım yavrum, kötü insanların, aşağılık duyguların ebediyen esiri olamazsın. Dünyada iyi insanlar kötülerden daha çoktur. Hadi gidelim balıkçı kulübemize, mis kokulu köyümüze. İnsanların yanına gidelim. Gidelim buradan. Tanrımı bana bırakın. Evladımın biricik yadigarını bırakın. Her ikinizin de hayatını mahvettim, beni affedin. Allah'ın biricik...
cicis alır diye büyüğüne razıyım. Matem giyip kal.